Toplar ateşe hazırlansın. Topçular hazırlansın. Türkler akılları sıra Safak ordusu diye bir ordu kurmuşlar bizden habersiz. Orduları yerle bir olduğunda ne yapacaklar acaba? Hazır mı toplar? Hazır binbaşım. Topçular yerlerine alsın. Dikkat! Ateş! Saldırıya geçiyoruz. Sağ kalan birileri varsa acımayın. Hepsini öldürün. Ah bu vatan sevgisi, bu devlet sevgisi sizi nerelere getirdi azizhanim? Biz şerefimizle ölüyoruz. Sen bu alçaklıkla yaşayabilecek misin bakalım? Az sonra cevabınızı alacaksınız. Aziz yani. Cevdet. Yolun sonuna geldik he. Buraya kadar imiş. Az sonra kursuna dizileceksiniz. Senin adına her ne kadar üzülsem de Alexi ve Vasili adına çok mutluyum. Belki bu sayede ruhları biraz olsun huzura kavuşur. Sen burada bizimle uğraşırken Türk ordusu Sakarya'da tarihinin en şanlı zaferlerinden birini kazanmak üzere Filipos. Ankara'ya giremeyeceksin kumandan. Atina'ya geri döneceksin. Hem de bir tabutun içinde. Yunan ordusu bizden asker sayısı olarak da mühimmat olarak da çok daha güçlü. Eğer orduyu ikiye bölüp cepheyi yaramazsak muvaffak olmamız mümkün değil. Mustafa Kemal Paşa buna karşı Şafak Harekatı diye bir plan yaptı. Nedir Şafak Harekatı? Filipos'u Kazım Paşa'nın birlikleriyle beraber Sakarya'nın güneyine geldiğini inandırmak. Eğer Filipos Sakarya'nın hem güneyinde hem kuzeyinde Türk ordusu olduğuna ikna olursa o git, o da kendi ordusunu ikiye bölecektir. Böylelikle gücü azalacaktır. Peki kendi gözleriyle görüp emin olmak istemez mi? İstecektir tabii. Ama evvela bir keşif birliği olacaktır. Eğer bu keşfi havadan yaparsa kendisine gelen bu istihbaratın doğru olmadığını anlayacaktır. Bu sebepten bu gece İzmir'deki hangarda bulunan bütün tayyareleri imha edeceğiz. Karadan keşif yapması ihtimaline karşında sanki Kazım Paşa'nın ordusu Sakarya'nın güneyine gelmiş gibi çadırlar kurduracağız. Mühimmatıyla, teçhizatıyla sanki o ordunun bir koluymuş gibi görünmesini sağlayacağız. Peki keşif birliği çadırların boş olduğunu anlarsa? Eğer keşif birliğinin başında Leon olursa o vakit keşif birliğine çadırları çok fazla yaklaştırmayacak. Böylelikle uzaktan keşif yapmakla yetinecek.
baktık binbaşım. Bütün çadırlar boş. Tek bir asker bile yok. Nereye gitti bunlar asker? Bu araba uçmadılar ya. Galiba bir tuzaktı binbaşım. Türkler buraya hiç gelmemişler. Peki Filipos'u nasıl inandıracaksın Şafak ordusunun mevcudiyetine? Tayyareler imha edildikten sonra üzerinde bir vazife kağıdıyla yakalanacağım. Tevkif edileceğim. Lakin Filipos beni çok iyi tanıyor. Kolay kolay konuşmayacağımı bilir. Ancak ailemden biriyle beni tehdit ederse hakikati söyleyeceğimin farkında. Filipos? Etrafımdaki herkesin, bilhassa benim ona ihanet ettiğimi düşünüyor. Miralay Cevdet vazifesini başarsa bile bu kuşkusundan dolayı beni o keşif filinin başına vermeyebilir. Bizim bir yolunu bulmamız lazım. Bir şekilde beni yeniden kazanmam lazım ama ne yapabilirim bilmiyorum. Ben biliyorum ne yapacağım. Birlikte yapacağız. Nasıl yardım edeceksiniz Aziz Hanım? Bu akşam sizi şehir dışına çıkaracağız. Ben çıkmayacağım. Kızlar İzmir'den çıkacak. Sen de beni tevkif edeceksin. Nasıl? Başından beri Cevdet'le planımız buydu. Filipos'a kendimizi yakalatacaktık. Kızlara söylemediniz. Evet, çünkü gitmezlerdi. Leon Filipos yanımıza ikna olması için önce Miral'ın yakalanması, sonrasında da büyük bir sır sakladığına inanması lazım. Eğer Cevdet Şafak harekatı ile ilgili çok kolay konuşursa Filipos oyun oynadığımızı anlar. Ama eğer beni yakalamasını sağlarsa ve Cevdet'i benimle tehdit eder. Sen başardın. Zaferi sen ve senin gibi olmazları olduran kahramanlara borçluyuz evladım. Anlat bakalım, nedir vaziyet? Keşif uçuşunu tamamladım. Planladığımız gibi Yunan ordusu ikiye bölünmüş. Hala. Güneyde Şafak ordusu karşısında konuşlanmış Yunan birlikleri olmayan bir orduyu top ateşine tuttular. Toparlanmaları bir hayli vakit alacaktır. Yunan ordusu ikiye bölünmüşken büyük bir zafer kazanabiliriz. Asker, emrimi derhal tüm birliklere iletin. Taarruza geçiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.